Efendim iyi günler diliyorum. Zaferin kazanıldığı topraklardan bizleri izleyen tüm Ege TV izleyenlerine selam ve saygılarımızı göndererek programımıza başlıyoruz. Efendim bugünkü program konuğumuz Aktör Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nurullah Okumuş Hocam. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine gazeteci yazar Ali Bayar, yine gazeteci büyüğümüz Polat Yılmaz Bey. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Teşekkür diyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Hocam iyi günler diliyorum. İyi günler. Şimdi hocam, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu pandemi sürecinde ne tür çalışmalar yaptı? İsterseniz soruma bununla başlayayım. Şimdi öncelikle tüm Afyon halkına, Ege halkına, cennet vatanımızın değerli vatandaşlarına bir Egeli olarak da hayırlı günler diliyorum. İnşallah sağlıklı, bundan sonra buna benzer salgın olmadan, ciddi sıkıntılar oluşturmayacak, sağlık problemleri olmadan güzel günler dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Tabii sağlık temalı bir üniversite olarak bu salgının başlangıcından itibaren çok hızlı bir şekilde biz tedbirlerimizi aldık. Açıkçası ben burada öncelikle il yönetimine, buradaki diğer paydaşlarımıza, sağlık müdürümüze, devlet hastanesi çalışanlarına ve diğer özel sektördeki hastane çalışanlarımız ve onların yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde organize olundu ilimizde. İlk başlangıçtan itibaren ki bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Afyonkarahisar hepimizin bildiği gibi kuzey güney doğu batı aksında bir kavşak noktası aslında. Dolayısıyla hareketliliğin çok fazla olduğu, araç trafiğinin ve insan trafiğinin çok fazla olduğu, duraklamanın ve duraksamanın da çok fazla olduğu ki buradaki işte oteller, alışveriş merkezleri de hesaba katıldığında aslında pandeminin en fazla etkileyici illerden birisi olmasına rağmen alınan hızlı tedbirlerle Allah'a şükür hem ülkemizdeki başarılı çalışmalar ve bunun sonucu elde ettiğimiz geldiğimiz nokta hasebiyle hem de ilimiz Türkiye'de vakaların en az görüldüğü, ölümlerin en az olduğu illerden birisi olmasını sağladı. Biz en başında üniversite olarak hızlı bir şekilde organize olduk. Kendi iç planlamalarımızı yaptık. Bunun yanında üniversitemizin farklı bloklardan olmasının avantajını da kullandık. Ya bazen dezavantajlar avantaj haline dönüşebiliyor. Bu farklı bloklarda olması nedeniyle biz üniversitemizin bir bloğunu bu pandemi sürecinde hastaların tanı, takip, tedavi sürecinde kullanılması için ayırdık ve izole ettik. Şüpheli olan vakaları hemen triyajı yapıldıktan sonra, hastanemiz girişlerinde triyajı yapıldıktan sonra eğer ki uyumlu bulguları varsa, işte ateşli, işte solunum sıkıntısı, kuru öksürük gibi hızlı şekilde bunların görüntülemeleri ve tetkik tedavilerini, tanılarını koyup bizim A blok dediğimiz üniversitemizin ayrı bir bölümüne bu hastaları izole ettik. Dolayısıyla bu vakaların diğer sağlıklı veya hasta başka nedenlerden dolayı hasta olan vatandaşlarla temasını da engellemiş olduk. Çok güzel bir ekibimiz var. Yoğun bakım ekibimiz hem cihaz, ekipman açısından oldukça yeterli bir hastanemiz var. Bu hastaları burada ayırdığımız bölümde tanı takip ve tedavilerini sürdürmüş olduk. Bunun yanında personelimizin korunma amacıyla ihtiyacı olan, ben burada ilimizdeki ve ilimiz dışındaki bize destek olan tüm kurumlara, kuruluşlara da teşekkür ediyorum. Her türlü koruma amacıyla kullanacağımız maskeydi, siperlikti, önlüktü. Hem kendimiz satın aldık hem de bize dışarıdan ciddi destek geldi. Personelimizin de korunması açısından da ciddi bir çaba sarf edildi ve sonuçta geldiğimiz noktada gerçekten ülkemiz içinde de ülkemiz zaten bu konuda çok başarılı oldu. Ülkemize baktığımız zaman da diğer illere nazaran oldukça daha az düşük vaka sayıları ve daha az ölüm oranlarıyla da karşılaştık. Geldiğimiz noktada çok az vakamız kaldı. Başından itibaren de biz hep bakanlığımızın belirlemiş olduğu protokoller ve rehberler eşliğinde hareket ettik. Dolayısıyla tedavi sonuçlarında da ciddi başarılar sağlandı. Birçok vatandaşımızı, hasta olan vatandaşımızı sağ salimen de evlerine göndermiş olduk. Şu anda vaka sayımız çok azaldı.
İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren de hastanemizin çok küçük bir bölümünde bu hastalara takip edip diğer kısımları da tabii ki pandeminin ve rehberler eşliğinde belirlenmiş kuralların eşliğinde hastalarımızı kontrollü bir şekilde randevulu olarak hastalarımızı tekrar almaya başlayacağız. Aslında bugünden itibaren biraz hasta sayımızda da artış oldu. Ama kontrollü bir şekilde bu hastalarımızın tanı takip tedavilerini devam ettireceğiz. Çünkü maalesef tedavisini ertelemiş elektif ameliyat olan vakalarımız var. Onların da bir an önce sağlığına kavuşması gerekiyor. Hızlı bir şekilde normal hayata da dönmemiz gerekiyor. Şu anda inşallah bir aksilik olmazsa vatandaşlarımız bu belirlenen kuralları, işte sosyal mesafeydi, maskeydi, bu kurallara uyarlarsa bundan sonra tekrar sıkıntı yaşamamayı ümit ediyoruz ve normal hayata dönmeyi de inşallah umut ediyoruz. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Evet, meslektaşımız, aramıza yeni katılan, ilk programı olan Polat Yılmaz Bey'e söz vermek istiyorum. Buyurun Polat Bey, hocama olan sorunuzu alalım. Hocama ben şunu sormak istiyorum. Bugün itibariyle normalleşme adımları büyük oranda atılmaya başlandı. Pandemi süresince de pandeminin etkin olduğu süre içerisinde biliyoruz ki birçok hastanelere gitmekten çekindi. Bugün itibariyle hastalarımız hastanelere rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gelebilirler mi? Gerekli önlemler yeterince alındı mı? Açıkçası hastalarımız gelebilir ama rahat olmasınlar istiyoruz. Yani ben bu konuda birazcık dikkati elden bırakmama taraftarıyım ve bunu öneriyorum vatandaşlarımıza. Tabii ki bugün itibariyle hasta almaya başladık. Ancak halen özellikle bizim hastanenin ana bloklarında hastalarımızın olması nedeniyle bu haftayı bir geçiş süreci olarak kullanacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren normal süreçte hasta almaya başlayacağız ama burada da kurallarımızı koyduk. Bunu da ilan ettik. Mutlaka öncelikle randevu alınmasını talep ediyoruz. Belli sürelerle hastalarımızı alacağız. Koridorlarda hasta beklemesine izin vermeyeceğiz. Ayakta çok fazla hastanın dolaşmasını veya hasta birikmesini istemiyoruz. Hem sağlık personelimiz için tüm muayene yapan hekimlerimiz ve sağlık personelimizin maske, birebir temas varsa siperlik ve yine birebir temas varsa önlükleriyle muayenelerini yapmalarını sağlayacağız. Bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Dediğim gibi vatandaşlarımızın da mutlaka maskeli ve kendilerine verilen randevu saatlerine uygun bir şekilde hastanemize gelmelerini istiyoruz. Elektif ameliyatlarımız da inşallah yavaş yavaş başlıyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla şu anda ameliyatını veya tedavisini ertelemiş, ötelemiş olan vakalarımız var. Kronik hastalarımız var. Bunlar belli aralarla kontrol edilmesi gerekiyordu. Bunlar ötelediler. Ama tabii bu arada biz bir şey de yaptık. Yani açıkçası bunun da bize çok faydası oldu. Biz bu süreç içerisinde hastanemizde normalde takip edilen hastalarımızı da birebir bir ekip oluşturduk. Bu ekiplerle telefonla ulaşarak kendilerine herhangi bir sağlık sorunları olup olmadığını, değişik bir kötü durum olup olmadığını sorguladık. Hatta bunların bir kısmını da evlerine ziyaret ettik. Ve bazı vatandaşlarımızı da kendi araçlarımızla hastaneye getirip tedavilerini yaptırıp izole bir şekilde evlerine dönmelerini de sağladık. İnşallah sıkıntısız bir süreç yaşarız diyorum. Olabilir arada böyle ufak tefek küçük sıçramalar, vaka sayılarında artış olabilir ama eğer biz sağlık çalışanları olarak ve vatandaşlarımız da kendilerine önerilen tavsiyeleri dinlerlerse sıkıntı yaşamadan normalleşme sürecine geçeceğimizi düşünüyorum. Açık ve net olarak şunu ifade edeyim. Hiçbir şekilde ne malzeme açısından, ne personel açısından, ne ekipman açısından da bir sıkıntımız yok. Tamamen hazırız buna. Evet. Ülke olarak, millet olarak ne kadar şanslı olduğumuzu burada anlıyoruz. Hatta şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Düne kadar bu pandeminin bize öğrettiği o kadar çok şey var ki sevgili hocam. Yani bu hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza hakaretlerden tutun, saldırmalardan tutun da neler neler yaşandı. Bu pandemi bize şunu öğretti.
Yani sağlık çalışanlarımızın ne kadar değerli olduğu, bizler için gecesini gündüzüne kattıkları, evlatlarına bile aylarca görüşme imkanlarının olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Ali Bey buyurun, sorunuzu alalım hocama. Hocam bu pandemi döneminde yani 11 Mart'tan itibaren Türkiye'de sağlık konusunda bakış açımız değişti. Dünya sağlık politikasını tekrar gözden geçiriyor. Yani yaşanmamış bir süreç yaşıyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce de söyledi. İstanbul'da iki tane biner yataklı pandemi hastanelerini 45'er gün gibi kısa sürede hayata geçirdiler. Ve son olarak da dün Sayın Cumhurbaşkanı doktor yetiştirme konusunda bir vurgu yaptı. Hastaneleri biz yapıyoruz ama dedi mutlaka dedi yetişmiş doktorlara ihtiyacımız var dedi. Ve KCD'de de yazıyor pandemi sürecinde eğitim diye. Bu süreç içerisinde tıp eğitimi, öğrencilerin okulla ilişkileri, tıp öğrencilerinin durumları nasıl etkilendiler, neler yaşandı hocam? Şimdi öncelikle bu sorunuza şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Aslında bu pandemi süreci özellikle son 10-15 yılda sağlık alanında ülkemizde elde edilen kazanımları, gelişmeleri ve başarıları aslında bir anlamda hem ülkemize hem de dünyaya tanıtma fırsatı sağladı. Birçoğunuz biliyordur ben bu görevimden önce Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaptım. Bu süreç içerisinde de 3 bakanla çalıştım açıkçası. Bu süreç içerisinde de öncelikle yoğun bakım yatak sayıları başta olmak üzere bu zor süreçlere hazırlık olması hasebiyle bu alanda çalışacak personel, yetişmiş personel, uzman doktor ve yan dal uzmanı doktor olmak üzere hemşire, ebe ve diğer yardımcı sağlık personeli ve bunun yanında tıbbi cihaz ekipmanlar olmak üzere ciddi gelişmeler sağlandı. Şehir hastaneleri aslında pandemi öncesinde çok ciddi bazı kesimlerce eleştirilmiş hastanelerdi. Bu şehir hastanelerin ilk kurulmasının planlandığı dönemde 2005 yılında ben bu ekibin içerisindeydim. Bu ekiple beraber biz ben kendim özellikle yoğun bakımcıda olmam nedeniyle Amerika'da birçok hastaneye dolaştık. Houston hepimizin bildiği gibi bir sağlık merkezidir dünyada. Dünyanın en büyük, en gelişmiş hastanelerinin olduğu işte MD Anderson, Methodist Hastanesi gibi hastanelerin de yer aldığı bir merkezdir. Biz bizatihi bu hastanelere gittik. Sağlık hizmeti sunumu nasıl yapılıyor? Ekipmanlar, tıbbi cihazlar nedir? Organizasyon nasıl yapılıyor? Binaların fiziki organizasyonları nasıl yapıyor? Bunların raporlarını hazırladık. Ben özellikle burada yoğun bakımlarla ilgili kısımda görevliydim. Sonra bunlar işte olgunlaştırdı bu fikirler. Daha sonra bunların inşaatına kadar geçti. Ve şu tablo bize gösterdi ki şehir hastaneleri başta olmak üzere ülkemizde birçok son dönemde yeni yapılan hastaneler aslında bu tür dönemlere hazırlıkmış. Ve bunu tüm dünyaya kanıtlama fırsatı verdi. Bu bir büyük bir avantaj oldu açıkçası. Sağlıkçı olarak dünyaya baktığımızda sadece hastanelerin içi değil, fiziki mekanları değil, modernliği değil, içerisindeki personelin ve ekipmanın önemini de bize gösterdi. Yani bu süreçte açıkçası biz sağlık personelimizin ne kadar gelişmiş olduğunu, ne kadar bilinçli ve bilgili olduğunu da gördük. Hastalara yaklaşım, uygulanan protokoller, bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi dünya bu pandeminin başlangıcında hangi protokolü uygulayalımı daha tartışırken Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu daha en başında kendi protokolünü oluşturdu. Bu protokolün aslında önümüzde bir Çin örneği vardı, bir İran örneği vardı. Ama bizim onlardan bir farkımız vardı. Onlar genellikle hasta kötü olduktan ve yoğun bakıma yattıktan sonra bu tedaviye başlarken devletimiz çok hızlı bir şekilde bu ilaçları yurt dışından temin ederek tanı aldığı andan itibaren bu tedaviler başladı. Burada isim vermek istemiyorum. Birkaç tane antiviral ilacımız var mesela. Bu Türkiye özgü bir protokoldü ve biz bunun başarısını da gördük bunun sonucunda. Yani hasta ağır bizim ARDS dediğimiz ağır akciğer hastalığı daha başlamadan virüsün tüm vücuda yayılıp tüm sistemi neredeyse felç ettikten sonra değil
daha başlangıç aşamasında tedavi uygulandı. Buna bir de yoğun bakımlarımız ve buradaki personelin uygun tedavi yaklaşımları, uygun müdahale eklenince bence geldiğimiz bu başarılı noktaya gelmiş olduk. Şimdi tabii üniversite olarak, sağlık temalı bir üniversite olarak sadece biz sağlık hizmeti sunumundan sorumlu değiliz. Bunun yanında sağlık eğitimi de vermek zorundayız. Maalesef yani şu yaşadığımız tabloyu hayatımızda inşallah bir daha yaşamayız ama yaşar mıyız onu da bilmiyorum. Gerçekten zor bir süreçten geçtik. Öncelikle hedefimiz şu. Evet biz hizmet vereceğiz. Biz eğitim vereceğiz. Ama biz öncelikle vatandaşımızın, çalışanımızın ve öğrencimizin de sağlığını korumak zorundayız. Dolayısıyla yine devletimizin önerileri ve aldığı tedbirlerle, YÖK'ün önerileriyle ve üniversitemizin kararlarıyla biz bu pandemi sürecinde öncelikli olarak öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar yakın temastan ve bu hastalarla temastan korumaya çalıştık. Tabii tablo ilerleyince, tablo ağırlaşınca da yine YÖK'ün aldığı kararlarla, hükümetimizin aldığı kararlarla eğitim tabii sekteye uğradı ve durduruldu. Hızlı bir şekilde öğrencilerimizi üniversitemizden ayırdık. Tabii bu başlangıçta belki çok belli etmedi ama son dönemde gerçekten bizim içimizde bir burukluk oluşturdu. Yani bir gül fidanı yemyeşildir ama üzerinde gül yoksa çok fazla bir şey ifade etmez. Bizim için de öğrenciler gerçekten o şekilde. Yani her gün buraya gelip şu rektörlük binasından, şu binalardan veya dolaştığımızda o caddeleri, o kampüsün içerisini bomboş görmek gerçekten insana ciddi hüzün veriyor, ciddi sıkıntı veriyor. İnşallah bu tablodan bir an önce kurtuluruz. Tabii öğrencilerimizi gönderdik evlerine ama bunların eğitimlerinde devam etmesi gerekiyor. Bir dezavantajımız vardı, onu kabul etmek gerekiyor. Biz aslında çok genç bir üniversiteyiz. Yani eski bir üniversite olmamıza rağmen ta 92 yılında kurulmuş Kocatepe Üniversitesi'nden ayrılarak 2018 Mayıs ayında kurulan bir üniversite olarak aslında kendi içerisinde bir yeni yapılanma içerisinde olan bir üniversite olarak tabii ki bizim eğitimde özür dilerim uzaktan eğitimle ilgili sıkıntılarımız vardı. Ama hızlı bir şekilde organize olduk. Biz Anadolu Üniversitesi'nden işbirliği yaparak, onlardan hizmet alımı yaparak onların eğitim platformu üzerinden yine bütün hocalarımızı organize ederek uzaktan eğitime geçtik hemen. Bütün hocalarımız kendi derslerini, sunumlarını, slaytlarını online olarak veya asenkron olarak eğitimlerine vermeye devam ettiler. Bu arada ödevler verildi. İnşallah bunun sonucunu alacağız. Haziran ayının ortasına itibaren de yine dijital ortamda öğrencilerimizin sınavlarını yapacağız. Fakat tıp eğitiminin diğer eğitimlerden bir farkı var. Bazı bölümlerde, üniversitelerde uygulamalı eğitimleri, teorik eğitimleri ve uygulamalı eğitimleri dijital ortamda verebilirsiniz. Video gösterisi yapabilirsiniz, senkron dersler anlatabilirsiniz ama bir tıp öğrencisinin veya bir fizyoterapistin hastaya dokunması gerekiyor. Hastayı dinlemesi gerekiyor. Birebir hastayla temaslı olması gerekiyor. Tabii bu süreçte biz dediğim gibi öncelikli olarak öğrencilerimizi sağlıklı olmalarını ve onların hastalıktan korunmalarını sağladık. Diğer üniversitelerden farklı olarak biz bu senkron asenkron derslerin yanında Haziran 15'inden itibaren özellikle tıp öğrencilerimizi ve fizyoterapi gibi birebir hastayla temas etmesi gereken öğrencilerimizi uygulamalı eğitime tekrar geri alıyoruz. Yoğunlaştırılmış bir eğitim vereceğiz. Ve eksik kaldıkları yerleri tamamlayarak hızlı bir şekilde de özellikle son sınıf öğrencilerimizin mutlaka ve mutlaka görmedikleri bölüm, görmedikleri hastalıkları göstererek, uygulamalı eğitim yaptırarak ve tabii ki tüm öğrencilerimizin de tüm sağlık koruma önlemlerini alarak eğitimlerini tamamlayacağız. 15 Haziran'dan itibaren de dediğim gibi özellikle tıp ve fizyoterapi öğrencilerimiz uygulamalı eğitime gelecekler. Biz teşekkür ediyorum sevgili hocam. Polat Bey buyurun. Hocama sorunuzu alalım. Şimdi benim iki tip bir sorum var hocama. Dünyada ve Türkiye'de birçok ilaç firması COVID hastalığına karşı aşı ya da tedavi amaçlı ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor.
Siz de geçen ay ivermektin isimli bir ilacın çalışmalarına başlamıştınız. Evet. Şimdi dünyadaki gelişmeler ne durumdadır? Halkımıza bir müjdeniz var mı izlediğiniz literatürlerden? Ve sizin çalışmalarınız ne durumda? İkincisi de benim sorum şudur. Biliyoruz ki bu 2,5-3 aylık pandemi süresince en çok hırpalanan, en çok elini taşın altına koyan mesleklerin başında sağlıkçılar geldi. Sağlıkçılar oldu. Birçok sağlıkçımız koronaya yakalandı. Maalesef bazılarını da kaybettik. Bu çalışanların yeterince ödüllendirdiklerini düşünüyor musunuz? Ödüllendirmeleri gerektiğine inanıyor musunuz? Bundan sonraki süreçte sizin YÖK ya da bakanlığa bu tür bir öneriniz olacak mı? Ben bunların cevabını merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Önce ilk sorudan başlayalım. Bu koronavirüs pandemisinin bir açıkçası faydası da bizim ülkemizde özellikle ilaç ve aşı çalışmaları konusunda bir bilinç oluşması ve bu konuda harekete geçmeyi sağladı açıkçası. Aslında hem akademisyen bilim adamı açısından hem de teknik açıdan biz kendi kendimize yetebilecek durumdayız. Ancak özellikle ilaç ve aşı piyasası, yani o konuya girmek ne kadar doğru olur veya ne kadar vaktimiz var onu da bilmiyorum ama dünyada farklı bir tablo var. Yani bizim gördüğümüzden farklı bir tablo var. Maalesef özellikle son 10-15 yılda ilaç ve aşı sektörü, global anlamda söylüyorum bunu, bir tröst oluşturmuş durumda. Yani her şeyi biz yapalım, bunun açıkçası kaymağını biz yiyelim, diğer ülkeler bize muhtaç olsun anlamında. Şimdi ve son yıllarda özellikle ilaç sanayinde içerikli bir değişme var. Şimdi ülkelerin ekonomilerini mevcutta ve gelecek projeksiyonunda baktığımızda etkileyecek iki önemli alan var. Birisi savunma sanayi. Bunu hepimiz biliyoruz. Önemini de biliyoruz. İki, ilaç sanayi. Bunu genelleştirebiliriz. Sağlık sanayi de diyebiliriz. Çünkü bunun içerisinde tıbbi cihaz da giriyor. İlaç, aşı ve tıbbi cihaz olmak üzere. Ve son yıllarda ilaç şirketleri artık basit aspirin gibi, ondan sonra antibiyotik gibi ilaçlar yerine biyoteknolojik ilaçlara yönelmiş durumdalar. Ve maalesef bu ilaçların maliyetleri de çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Ya öyle ilaçlar var ki şu anda ülkemizde 2 milyon dolar tek dozu, 2 milyon dolara ilaçlar var. Sık gördüğümüz, son yıllarda çok konuşulan, hepinizin bildiği SMA denilen hastalık tedavisinde kullanılan ilaçlar. 90 bin eurolar civarında fiyatlara başladı. 70 bin euro daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmasını yaptı. Bir miktar şu anda fiyat da indi diyebiliyorum ama artık pahalı, ulaşılması zor, üretilmesi ve geliştirmesi zor ilaçlar üzerinde şu anda sanayi gidiyor. Biz de aslında öncelikli olarak kendi ihtiyacımız olan, hiç fiyatına bakmadan vatandaşımızın ihtiyacı olan ilaçları üretmek ve arkasından da biyoteknolojik ilaçlar, aşı başta olmak üzere daha ileri teknoloji geliştiren ilaçların geliştirilme ve üretilme sürecine başlamamız gerekiyor. Bunlar başladı şu anda. Bu pandemi nedeniyle şu anda bildiğim kadarıyla 7 tane aşı araştırması var bu ülkede. Bunun yanında da ilaç araştırmaları var. Bu arada devletin ve bununla ilgili kurumların da desteği başladı. Koronavirüs diğer virüslerden biraz daha farklı. Ben aşı konusunda böyle çok açıkçası hemen 2 ay 3 ay sonra bir aşıya ulaşabileceğimiz kanaatinde değilim. Yani bunun daha uzun bir süreç alacağını düşünüyorum. Çünkü koronavirüs sürekli mutasyona uğrayan bir virüs. O başladığımız tablodaki virüs tahminimizce ve şu anda yapılan çalışmalara baktığımızda yapısını bir miktar değiştirdi. Sürekli mutasyona uğraması nedeniyle geliştirdiğiniz bir aşı belki de 3 ay sonra çöp olabilir. O yüzden yeni mutasyonlara adapte olabilen veya yeni mutasyonlara da etkili bir aşı geliştirilmesi gerekiyor ki bunun için de süreç biraz uzayacak diye düşünüyorum.
İlaç açısından baktığımızda şu anda dünyada aslında birçok antiviral ilaç var, piyasaya sürülmemiş durumda. Şu anda dünya ilaç devleri ve bazı ülkeler sürekli bir işte antiviraldi, antibakteriyaldi, antiparazitli sürekli ilaç geliştiriyorlar zaten. Ve bu ilaçlar içerisinde ki korona sürecinde öyle oldu. Mesela favipiravir dediğimiz ilaç, remdesivir dediğimiz ilaç. Normalde bunlar vardı. Mevcut pandemiye hangi ilacın etkin olabileceği belirlendikten sonra hemen o ilaç piyasaya sürülüyor. Ve onların da tabii ki etkinliği oldu ve onların sayesinde de bu noktaya kadar da geldik. Ben ülkemizin şu anda ilaç sanayinin ve akademik kadrosunun bu pandemi sürecinden çok fazla şey öğrendiğini düşünüyorum. İçimizdeki cevherleri keşfetmeye başladık açıkçası. Ve ne olduğunu fark ettik. Nedir o ne olduğunu fark ettik dediğimiz durum? Sınırlar kapandı. İlk başlangıçta devletimiz gerçekten çok hızlı davrandı. İhtiyacımız olan ilaçları hemen mevcut ülkelerden, üretilen ülkelerden hızlı bir şekilde ve fazla miktarda aldık. Ama ondan sonra süreçte pandeminin açıkçası hortladığı diyeceğim, patladığı ülkelerde sınırların kapatılması nedeniyle ilaca bile ulaşamadı birçok ülke. Böyle bir durumda yapılması gereken nedir? Kendi kapasitenle bu ilaçları üretmek. O yüzden biz ciddi ders aldığımızı düşünüyorum bu pandemiden ve ilaç ve aşı çalışmalarında, tıbbi cihaz çalışmalarında bir ivme kazandığımızı, bir güdülendiğimizi açıkçası düşünüyorum ki bunun en güzel örneği daha bugün gazetelerde haberi de vardı. Ventilatör, solunum cihazı. Ya biz bu cihazları uzun yıllar 200-300 bin dolarlar para vererek aldık bunları. Ben yoğun bakımcıyım. Tamamen yurt dışı bağımlısıydık. Bunların setlerini dahi dışarıdan alıyorduk çoğunlukla. Ne yaptık? Bir ay gibi bir kısa bir sürede dünyanın en iyi solunum cihazlarından birisi üretildi. Bugün itibariyle işte Brezilya'ya 200 tane cihaz gönderildi. Diğer ülkelere de satıldı. Önümüzdeki aylarda da Brezilya'ya 1500 civarında solunum cihazı satılacak, verilecek. Bununla ilgili her türlü çalışmalar, planlamalar yapmış durumda. Demek ki biz bu kapasiteye sahibiz. Şimdi biz üniversite olarak da ne yapabiliriz? Akademisyenler olarak ne yapabiliriz? Aslında baktığımız zaman kapasite olarak, işte öğrenci sayısı olarak ortalamanın biraz daha altında küçük bir üniversite sayılabiliriz. Yani fizik olarak, sayı olarak. Ama akademik olarak biz elimizdeki gücü biliyoruz. Ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Bu alanda bizim katkımız ne olabilir? Hangi alanda ilaç geliştirebiliriz? Ne yapabiliriz açısından baktığımızda tabii ki literatürleri takip ettik. Dünyadaki çalışmaları takip ettik. Bir kıvılcım yakaladık. Avustralya'da yapılan bir çalışma. Ivermectin adı verilen bir antiparaziter ilacın laboratuvar ortamında 48 saat içerisinde 5000'de bir oranda düşürdüğünü hatta yok ettiğini gösteren bir laboratuvar çalışması. Şimdi açıkçası benim için de bu şey oldu, bir bu çalışmayı yapmak için bir güdüleme oldu. Çünkü ben aslında ivermektini biliyordum. Nasıl biliyordum? Ben aslında bir köylü çocuğuyum. Yani ben dedemin keçi sürüleri vardı. Böyle 500 baş, 600 baş keçi sürüleri vardı. Daha da çok keçi güttüm ben yaz tatillerinde. Tabii hayvanlar, işte köpekler falan da var. Hastalandığında ben sonradan işte bu ivermektini, o haberler çıktıktan sonra tekrar dönüp baktığımda o ilacın ivermektin olduğunu öğrendim. Hayvanlar hastalanırdı. Bizde ölet denir. Yani bir ölet hastalanır geldi, sürü. Ölet geldi. Bir anda sürünün yarısı gider. Bir ilaç vardı. İğne. Yapılırdı bu iğne. İki günde hayvanlar ayağa kalkardı. Hiçbir şeyleri kalmazdı. Ve şöyle bir söz vardı. Bu ilacı yaptığınızda, ölet ilacı denirdi ona o zaman için, ilacı yaptığınızda bir yıl sinek dahi konmaz denirdi. Parazit, bakteri, virüs ne varsa hepsini kökünden çözerdi. Bu geçmişteki bilgiler Avustralya'daki yapılan çalışmalarda göz önüne aldığımızda hızlı bir şekilde organize olduk. Bir de yapılan çalışmaların değerli olabilmesi için çok merkezli olması ve bilimsel silsile içerisinde yapılması gerekiyor.
Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi ve İstanbul Sultan II. Abdülhamit Han Hastanesi İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak bu iki merkezle de hızlı bir şekilde görüşerek yürütücü olarak üniversitemiz ve başında ben bulunduğum bir ekiple hemen Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerimizi alarak tabii kolay bir süreç olmadı. Pes etmedik. Israrla bu işin üzerine gittik. Ve ivermektinin ağır koronavirüs hastalarındaki etkinliği ve güvenliği konusunda daha önce de bahsettim. Türkiye'de normalde rehberdeki tedaviler, ilaçlar dışında bir ilacın etkinlik ve güvenlik araştırmasını çalışan ilk çalışma olma ünvanını alarak çalışmalarımıza başladık. Ne durumda olduğu konusunda açıkçası bilgi vermeyeceğim. Çünkü ben bu konuda birazcık hassasım. Bir bilimsel çalışmanın başında daha bazen maalesef bunları gördük. Planlama aşamasında işte müjde, şunu yaptık, bunu yaptık, çok iyi gidiyor ifadelerini kullanmak istemiyorum. Çalışmamız sonlansın, istatistik çalışmaları yapılsın, veriler, sonuçlar elde edilsin. Bilimsel platformda tüm vatandaşlarımızla ve bilim camiasıyla net, objektif bir şekilde sonuçlarımızla paylaşmak istiyorum açıkçası. Daha aslında yapılacak çok iş var, daha çok çalışma var ve bize çok büyük görevler düşüyor. Biz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak da elimizden geldiği kadar da bu sürece bu anlamda da bilimsel çalışma anlamda da katkıda bulunmak istiyoruz. Tabii bu arada biz üniversitemizde işte plazma tedavisi de uyguladık. Plazma ferezler yapıldı. Tedavi iyileşmiş hastalarımızdan plazmaları alıp hastalarımıza da uyguladık. Şimdi ikinci soruya gelince sağlıkçılar, evet ben hep şükrederim. İyi ki hekim olmuşum diye. Yaptığınız eğitim sürecinden tutun da sağlık hizmeti süreci de dahil olmak üzere çok meşakkatli, çok uzun bir süreçten geçiyorsunuz. Ve bunların sonucunda da elinizde kalan tek şey şu oluyor. Sizin tedavi ettiğiniz hastanın duası. Ve bunu almayı başarabiliyorsanız da siz dünyanın en iyi insanısınız, en şanslı insanısınız. Bunun karşılığında ben şu noktaya kesinlikle girmek istemiyorum. Ya işte ben şu kadar maaş alıyorum, şu kadar performans alıyorum, işte şu kadar yoruldum, şu kadar nöbet tuttum diye. Ben kendi ailemden örnek vereyim. Benim abim hakimdir. Ben öğrencilik yıllarımdan tutun da asistanlık yıllarıma, daha sonra yan dal. Bakın, hazırlık dahil 7 yıl üniversite okudum. Arkasından 4 yıl çocuk sağlığı hastaları uzmanlığı süreci, asistan azdı, 1 yıl uzattılar, 5 yılda çocuk sağlığı hastalığı asistanlığı. Arkasından 3 yıl yan dal, yeni doğan uzmanlığı dahil olmak üzere. Hala çalışıyoruz, hala okuyoruz. Sürekli kendimizi yenilemek zorundayız. Ben abimle bazen karşılaştırdım. Yani hafta sonu şuraya mı gidelim? Hafta sonu şuraya pikniğe mi gidelim? İşte şu planımı yapalım hesabını. Ben bir hafta sonu boş kalıp o dönemde plan yapmanın ne demek olduğunu tahayyül edemedim. Yani böyle bir şey var mı? Yani bir, iki gün evde boş oturmak veya iki gün evde işte boş kalıp sağa sola gitmenin ne demek olduğunu o zaman tahayyül edemedim. Aslında şu anda da öyle. Yani yönetici olarak da hafta sonları, hafta içi çok fark etmiyor. Bunun yanında hastanız. Bakın, çocuk hekim olarak şunu söyleyeyim. Biz sadece çocuğu tedavi etmiyorduk. Hekimlik aslında bir şeydir, sanattır, bir sanat icra etmektir. Biz aynı zamanda her gelen hastamızın anne baba varsa kardeşini de tedavi ediyorduk. Çünkü onlar derin bir endişe içerisinde. Onlar korku panik içerisinde. Ki ben yeni doğancıyım, ağzı ve dili olmayan, derdini ifade edemeyen prematür bebeklerimi söyleyeyim. 500-600 gramlık bebekleri tedavi ediyorsunuz. İnanılmaz zorlu süreçler, uykusuz geceler. Ama ben şunu ısrarla ve özellikle söylemek istiyorum. Yemek yemeyi unuttuğunuz, gecenin bir yarısında karnınızın artık kasılmaya başladığı zaman ya ben yemek yemedim dediğiniz anlar oluyor. Ama her şeye rağmen çalışmaya
devam etmek zorundasınız. Çünkü sizin bir an duraksamanız, bir an yanlış harekette bulunmanız hastanın hayatına ve sağlığına mal olabilir. Bunun karşılığında da gerçekten, yani olabilir arada ama sağlık çalışanlarının neredeyse tamamına yakını bunun ekstradan bir övgü, bir ekstradan maddi veya manevi bir başka ödül olarak beklemiyorlar. Beklemeden bunu yapıyorlar. Çünkü sizin hayat tarzınız oluyor artık. Yaşam tarzınız oluyor artık. Siz bu işin içerisine girmiş oluyorsunuz ve kendinizi buradan sıyıramıyorsunuz artık. Bu süreçte de çoğu kimse görmedi. O insanların, o önlükler, o siperlikler, o maskeler, galoşlar, o sıcak ortamda onların içerisinde şıpır şıpır terlemeleri, o maskelerin kulaklarında, suratlarında, alınlarında yaptıkları izler ve ara vermeden saatlerce, vardiyaya göre baktığınız zaman 16 saat, 8 saat, bazen 24 saat, bazı hocamız 24 saat kaldılar. 24 saatte vardiya yapmak zorunda kaldık. Gerçekten de gıklarını bile çıkarmadan çalıştılar. Bizim zaman zaman yaptığımız küçük jestler, yani ne yaptık? Vatandaşlarımız da yaptı. Buradan birçok kuruluş, resmi veya resmi olmayan kuruluş, bir akşam yemeği götürüyorsunuz, bir meyve gönderiyorsunuz, inanılmaz mutlu oluyorlar. O yetiyor onlara. O sağlık çalışanlara o yetiyor. Tabii bu yeter mi? Hayır. Daha fazlasını yapmamız lazım. Açıkçası devletimiz bize burada destek verdi. Özellikle bu süreçte performans açısından çalışanlarımıza destek verdik ama bazen destek veremediklerimiz, üzdüklerimiz de oldu. Çünkü sonuçta biz bunu belirlenmiş bir sistem üzerinden yapıyoruz. Bir performans puanlama sistemi üzerinden yapıyoruz. Burada belli kat sayılar var. Bir kısmına belki çok memnun edemedik ama bir kısmı da oldukça iyi bu açıdan maddi destek de aldılar. Yeter mi? Yetmez. Daha fazlası. Biz mümkün olduğu kadar da burada çalışan, bizatihi COVID sürecinde çalışan personelimize, ben rektör olarak arkadaşlarıma da söyledim, kendim de söylüyorum, elimden geldiğince beraber çalıştığımız sürece bu arkadaşlarımızın iyiliği için, rahatı için, huzuru için tolerans göstererek ve inisiyatif kullanarak bu arkadaşlarımızın taleplerini sonuna kadar yerine getirmeye çalışacağım. Onlar her şeye layıklar. Bunu açık ve net söyleyeyim. Ve vatandaşlarımızın aslında bir anlamda tabii herkesi kastetmiyoruz ama haksız yere, bunun da altında yatan nedenlere de bakmak lazım. Direkt vatandaşı da suçlamamak lazım aslında. O içinde bulundukları psikolojiyi de iyi yönetmek lazım. Uygun olmayan sözler, davranışlar, şiddet uygulamaların aslında ne kadar yanlış olduğunu bizatihi kendine de görerek yaşamış oldular. İnşallah bundan sonra hiçbir sağlık çalışanımız şiddete uğramadan, kötü söz sarf edilmeden vatandaşlarımızla onların sağlığını en iyi şekilde kavuşabilmelerini sağlayacak bundan sonra korona sonrası süreç yaşarız inşallah diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Zamanımız su gibi aktı geçti. Gerçi bir 5 dakikamız falan vardı. Biz bayağı bir soru hazırlamıştık. Gazeteci arkadaşlarım da aynı şekilde. Ama kısasınız, sorma şansımız var mı Faruk Bey? 4 dakikalık bir süremiz var Ali Bey. Buyurun hocamıza sorunuzu hocam, sorun. Yani ulusal yayın yapmamıza rağmen biz yerelciydi. Yani bizim için Afyonkarahisar, her şeyin Afyonkarahisar'da en iyisini olmasını arzu ediyoruz. Yani yeni bir genç bir üniversitesiniz. Üniversitenizde akademik kadro sıkıntınız var mı? Siz bu işin en başında olan bir kişi olarak. Bir de üniversitenin buna bağlı olarak bir soru. İhtisaslaşma konusunda bir çalışmalar olacak. Mesela bir Akdeniz Üniversitesi organ naklinde, yüz naklinde, böyle marka bir üniversite halinde. Afyonkarahisar'ımızda da böyle bir başarıları görebilir miyiz? Böyle bir çalışmalar var mı? Çok hızlı cevap vereyim. Süremiz az olduğu için. Teşekkür ederim sorunuz için. Önce de şunu söyleyeyim. Göreve başladığımız süreçten sonra hızlı bir şekilde özellikle akademik personel konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Eksik olan bölümlerin, alanların büyük bir kısmı tamamlandı. Şu anda yaklaşık 478 akademik personel ulaştık ki bunların 30'u profesör, 34'ü doçent olmak üzere. Birçok bölümdeki eksiğimizi de tamamladık. Eksik olan da birçok bölümümüzü açtık. Yoğun bakımların sayısını artırdık. Kardiyoloji KVC merkezini geliştirdik. Bundan da öte, ikinci sorunuza da geçiş olsun açıkçası.
İhtisaslaşma açısından da çalışmalarımızı yaptık. Evet, şu anda kemik iliği merkezimiz ruhsatını aldı ve inşallah çok kısa süre içerisinde ilk vakamızın kemik iliğinde yapmış olacağız. İlimiz için çok ciddi bir bence bu gelişme olduğunu düşünüyorum. Bir başka önemli nokta, biz buraya geldiğimizde sağlık temalı üniversite olarak 3 şeyi ön plan çektik. Termal sağlık, tıbbi ve aromatik bitkiler ve ilaç olmak üzere. İlaç konusunda da çok ciddi çalışmalar var ve ben bu konuya gerçekten ciddi önem veriyorum. Bu konuda eczacılık fakültemizi diğer fakültelerden farklı olarak çok farklı bir yapılanma üzerine eğitimini sürdürüyoruz. Burada bir Ar-Ge merkezi, ilaç Ar-Ge merkezi, biyoyaralım, biyoçerik ve faz 1 laboratuvarı ve bunun sonunda da sahaya çıktıklarında bizatihi alanda hiç sıkıntısız çalışabilmelerini sağlamak amacıyla ilaç üretiminin her türlü sürecini görecekleri, yaşayacakları bir merkez. Bu merkezimizin inşaatı inşallah 15 ile 20 Haziran civarında bitiyor inşaatı. Bir ilaç üretim tesisimiz olacak, bir Ar-Ge merkezimiz olacak. Ve burası Eczacılık Fakültesi'nin uygulama araştırma merkezi olacak. Bu da Türkiye'de sanırım ilk örnek olacak. Küçük örnekler var, işte bir dezenfektan üretim tesisi, işte diğer ufak üretim tesisleri var üniversitede ama biz bu alanda da Türkiye'de iddialı konuma gelmek istiyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Polat Bey, çok kısa bir sorunuz var ise hocama buyurun sorun. Hocam ben şunu merak ediyorum. Son günlerde özellikle ulusal kanalların büyük çoğunluğunda bazı hocalar, bazı sağlıkçılar koronavirüsün giderek daha yitirdiğini ve daha az tehlikeli olmaya başladığı şeklinde kimi değerlendirmelerde bulunuyorlar. Siz buna katılır mısınız? Bir, katılıyorum. Hem katılıyorum. İki, buna da çok bel bağlamamak gerektiğini söylüyorum. Şöyle, dediğim gibi daha önce koronavirüs sürekli mutasyona uğrayan bir virüs. Bu mutasyonların bir kısmı bazen sizin vücudunuzun savunma sistemlerini alt edecek kadar çok güçlü olabiliyor. O bizim pandeminin başlangıç döneminde yaşadığımız o hızlı sıçramaların önemli nedenlerinden birisi bu. Bu mutasyonlar bazen, ki bunu daha önce SARS'ta ve MERS'te gördük, klasik influenza virüsünde de görüyoruz grip yapan, bu mutasyonların bir kısmı daha zayıf etkili olabiliyor. Ama bu virüs sürekli mutasyon geçirmeye devam ediyor. İkincisi, verilen tedaviler ve hastaların tedavi edilmesi ve toplumdaki antikor geliştirmiş insanların sayısının artmış olması, ki insanların bir kısmı habersiz geçirdi bunu. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunun yanında sıcak havanın etkisi de tabii ki bu azalmada, zayıflamada katkısı var. Ama asla gevşememek gerekiyor. Yeni bir mutasyon çok daha kuvvetli gelebilir veyahut da biz dikkat etmezsek sosyal mesafeye, maske ve diğer tedbirleri yeniden bir pandemi süreci yaşayabiliriz veya havaların soğumasıyla yeni bir pandemi süreci de gelebilir. O yüzden dikkatli ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Virüsün yayılmasını engelleyerek yok olmasını veya azalmasını sağlamamız gerekiyor. Yani bizim ilk göz önünde tutmamız gereken nokta bu olması gerekiyor. Virüse güvenmemeliyiz. Açıkçası ben bunu söylemek istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aslında size soracağımız o kadar çok sorularımız var idi. Önümüzdeki günlerde inşallah tekrar görüşmek ümidiyle. Sevgili Ege TV izleyenleri, zaferin kazanıldığı topraklardan seslendik sizlere. Kocatepe'den Bakış Attı programımız burada sona erdi. Önümüzdeki hafta yeni konuklarımla birlikte Kocatepe'den bakmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum.